Selamlar, hoş geldiniz bir stratejimize daha. Bugün Google Cloud üzerinden ilerleyeceğiz ve anlatıcımız, konuğumuz olan Güray Yıldırım ile birlikte en azından bu konuyla ilgili biraz daha açık, kapsamlı iletişimde bulunmuş olacağız. Ben yavaştan isterseniz sözü ona bırakayım. Biraz daha tanıtım konusunda, çünkü ben Google Cloud üzerinde çok da etkin değilim. Daha doğru olacağını düşünüyorum. Siz de kendinizi tanıtıp devam edebilirsiniz isterseniz. Selamlar. Öncelikle hoş geldiniz. Şimdi bugün neler yapacağımızdan bahsedeyim. Sonra kısa bir kendimden bahsedeyim. Sonra yavaş yavaş başlarız. Google Cloud üzerinde Kubernetes ile alakalı birazcık çalışma yapacağız. Bir cluster nasıl oluşturuyoruz? Bize neler sağlıyor? Oluştururken neleri seçebiliyoruz'un bir kısmına bakacağız. Çok detaylı bir sürü şey yapabiliyorsunuz çünkü kapsam geniş. Sonrasında da örnek uygulamaları birazcık Kubernetes üzerine Google Cloud'un kendi arayüzündeki bazı özellikleri kullanarak, bir kısmı normal standart şeyleri kullanarak yapmaya çalışacağız. Aşağı yukarı bunlar. Bunu yaparken de zamanımız el verdiğince bir uygulamayı nasıl, direkt hazır bir uygulamayı nasıl hızlı bir şekilde buraya taşırım, bundan bahsedeceğiz. Daha sonrasında dış dünyayı nasıl açarım, public olarak insanların erişebileceği şekilde kendi uygulamamı nasıl insanlarla buluştururum ve WordPress'in kendisini yine Google Cloud üzerinde birkaç saniyede nasıl Kubernetes'le yayını alırım, bunları uçtan uca görmeye çalışacağız. Aslında bugün yapacağımız şeyler uçtan uca bunları kapsıyor. Bunları sonunda da yine zaman kalırsa bir tane basit bir uygulamamız var ama kullanışlı bir uygulama, ondan bahsedeceğim. Nerede işinize yarıyor falan, o uygulamayı da deploy etmeye göstereceğim. Çünkü ekstra birkaç özelliği daha kullanma fırsatımız olacak bu sırada. Ben ne yapıyorum? Ben bu işlerle ilgileniyorum sürekli. Aşağı yukarı zamanımın tamamı bunlarla geçiyor. İşte Kubernetes, Docker ya da daha genel olarak container sistemleri, bunların cloud'da, bazen cloud olmadığı zaman da on-prem ortamlardaki uygulamasıyla uğraşıyorum. Bu konuda bir sürü farklı şirketin süreçlerine dahil olup onların işini kolaylaştıracak şekilde dışarıdan şirketlere hizmet veriyorum. Aslında yaptığım iş aşağı yukarı bu şekilde. Bireysel olarak çalışıyorum genelde. Bazı durumlarda başka arkadaşlarla ya da başka şirketlerle beraber ortak projelere girip onların da işlerini kolaylaştırmaya çalıştığımız ufak bir çalışma yapımız var. Aynı zamanda bir tane startup kurdum. Onunla beraber de birkaç tane uygulama geliştiriyoruz. Bunları da yakın zamanda duyuracağız. Oradan takip edebilirsiniz. Ben kesinlikle daha etkin oldu. İsterseniz siz yavaştan ekranı paylaşırken evet, biz de chat kısmına geçelim ki hani siz daha rahat bir şekilde anlatma kısmına geçin. Chat kısmında biz yine yardımcı olacağız arkadaşlara, soruları olursa veya iletme kısmında size iletmeye çalışacağız. Teşekkürler. Süper. Yavaştan bizi al istersen. Görkün. Süper. Şimdi burası Google Cloud'un kendi ekranı. Hani eğer aşina değilseniz de çok böyle ekstra bir şey yok bizim açımızdan. Giriş yapıp hemen sol taraftaki menüden, şuradan Kubernetes Engine'e, buradan da Clusters'a geldiğimizde karşımıza böyle bir ekran geliyor. Eğer ilk defa bununla uğraşıyorsanız büyük ihtimalle zaten bu arayüz boş gelecek. Bende şu an bir tane var. İçinde bir şey yok, önemli bir şey ama bir tane var. İsterseniz daha fazlasını kendiniz oluşturabilirsiniz. Biz şimdi bir tane oluşturacağız zaten. Onu da orada görme şansınız olacak. Şimdi hazırsanız ben yavaştan bir tane cluster oluşturarak başlayayım. Hemen sonrasında bakalım neler oluyor, nasıl yürüyor. Birazcık daha detaylı görme şansımız olacak. Şimdi create cluster dediğimiz zaman burada bizim için otomatik olarak şurada bir ekran gelecek. Burada bana birkaç tane soru soruyor. Bu sorulardan bahsedeceğim. Bir yandan da olabildiğince çok böyle hani önemlilere bakalım olduğunca bazen hızlıca geçerim. Çünkü sol taraftan takip ederseniz bayağı bir şey soruyor. Ama önemli olan ilk şu, tabii ki ismi. Bir tane ismiyim. İsmine demo dedim. Zaten bir tane vardı. Onun isminden farklı bir şey olsun. Ayırması kalıyorsun. Adına demo dedim. Nerelerde konumlandıracağımı soruyor. Şuraya bakarsanız isterseniz birazcık detaylı bir şekilde burada olsun diye seçebiliyorsunuz.
Şu anlık ben bir şey demeyeceğim. Hepsi aynı yerde olsun. Ama bir production ortamına giderken bunu birazcık daha detaylı seçmek gerekiyor. Çoğu zaman çok ufak gecikme farklılıkları olmakla beraber birden fazla bölgeyi aktifleştirip elimizdeki işleri, daha doğrusu konteynerleri farklı data center'lara dağıtmayı tercih ediyoruz ki data center'lardan bir tanesinde sorun çıkarsa diğerleri işi olabildiğince götürebilsin. Aslında birazcık bizim için daha yüksek erişilebilirlik sağlama amaçlı yaptığımız şeylerden. Ben buradan zaten regional'ı seçeyim. Şuradan da bize yakın olduğu için Europe West 4'ü ben genelde seçiyorum. Kendisine bıraktım. Ekstra bir şey yapmadım. Ve buraya bakarsanız altta bize Kubernetes'in hangi versiyonunu kullanacağımızı söylüyor. Şimdi ne yapıyor, ne ediyor'yu birazcık daha detaylandıracağım birazdan ama en temelde biz bir servis oluşturuyoruz. Bu servis bizim için container imajlarını, daha önce hazırladığımız Docker containerlarını yönetecek, ölçekleyecek, yük dengeleyecek, dış dünyayı açacak, kontrollerini yapacak bir sürü o imajlarla alakalı. Gerçekten bir kullanıcıya o imajları ulaştırırken, son kullanıcıya ulaştırırken yapacağımız her şeyi yönetecek. Şimdi Kubernetes en basit haliyle bize bunları sağlıyor. Zaten hani dakika sıfırdan itibaren bunları sağlayan bir platform. Dolayısıyla biz de şu an bunun versiyonunu seçmeye çalışıyoruz. Bölgesini seçtik. Bu herhangi bir servis zaten karşımıza çıkabiliyor. Eğer bölgeye bağlı bir servisse. Hemen sonrasında Kubernetes'in kendi versiyonunu seçmemiz gerekiyor. Şimdi statik versiyonlarda default versiyon 1.14'lü. 1.15'e kadar buradan seçebiliyoruz. Daha güncel bir sürüm gerekiyorsa da burada release kanalına gelip burada stabil olanlardan mı, regular'dan mı, burada 1.15 default'u ya da rapid'den mi? Şimdi ben bunu seçeceğim. Yalnız burada şöyle bir durum var. Bu sürüm böyle test edilmiş, garantisi verilen, işte SLA sağlanan filan bir sürüm değil. Zaten altta bize de bir uyarı mesajı çıkıyor. Ama bizim için şu an önemli değil. Güncel olsun, kurcalayacağız, sonra sileceğiz. Ama production'a gidiyorsanız seçiminizi bunların açıklamalarına bakarak yapmanızda fayda var. Stabille gitmek de genellikle daha az baş ağrısına sebep olabildiği için benim bir sürü yani önerdiğim, eğer özellikle de işinizi görüyorsa, yani 1.14'ten sonra çıkan bir özellik sizin için çok kritik değilse şuradaki stabili seçip tamam siz stabil diyorsanız ben onu kabul ediyorum demek gibi birazcık daha bence. Ona göre ilerlemeyi tercih ediyorum. Şimdi Rapid Channel'ı seçtim. Birazcık daha güncel bir sürüm almayı istedim. Hemen sonrasında bakın buradan sonra aslında diğerlerini hiç tıklamasanız da olur. Yani şuradan create demeniz yeterli. Başka hiçbir şeye gerek kalmıyor. Ama biraz da görelim neler oluyor diye. Şimdi Kubernetes bizim için ne yapıyordu? Sanal makineleri ya da fiziksel makineleri cluster haline getirip tek başına onlarla alakalı her şeyi yönetiyordu. Her şeyinden kastım ne? Konteyner açma kapatma, network ayarlarını yapıp konteynerların ya da konteynerin birbirine bağlanmasını sağlama ya da dış dünyadan gelen isteklerin yük dengelemesini yapma gibi, aynı zamanda konteynerler birbirine bağlanırken yük dengelemesi yapma gibi işleri çok çok daha fazla, bunu saydıklarımdan çok daha fazlasıyla beraber otomatik yapıyordu. Şimdi hemen benim bunları sağlayacak bir versiyon, bir de bölge seçtim. Bir başka neler var? Kubernetes dedik ki makinelerle uğraşıyor. Sanal ya da fiziksel. Buraya geliyorum pool. Bakın burada node dediğimiz Kubernetes'i sanal makine ya da fiziksel makine kendisi bir makineye node diyoruz. Buraya baktığınız ki ben bir tane makine havuzu oluşturuyorum. Node havuzu. Havuz dediğimizde bir tane, üç tane, beş tane, 100 tane makinenin olduğu havuzlar. Aynı tür makineler. Mesela diyorsunuz ki 4 GB RAM'li bir çekirdekli makineden bana 50 tane koy. 8 RAM'li 4 çekirdekli makineden 100 tane koy. İki farklı havuzunuz oluyor. Böyle istediğiniz kadar havuzlarınızı oluşturup bu havuzu cluster'a dahil ediyorsunuz. En temelde bu ekran bize bunu sağlıyor ki Kubernetes'e bak bu makine der senin al kullan diyebilirim. Burada kendisi zaten bir tane seçmiş. Diyor ki master'ın versiyonu bu. Her zone için 3 tane açayım. 3 zone olacak bizim cluster'ımız. Zone dediğimiz de bu data center'ın farklı farklı bölgeleri. Yani 3 pardon, kaç tane data center'da olacak? Biz dedik ki işte Europe West 4'te 3 farklı yerde bulunsun bu. Her birine 3'er tane makine koyarsa 9 ediyor. Birer tane diyelim. Deneme için yapıyoruz. Çok fazla makine açıp fazla hani buradan maliyet oluşturmasına gerek yok. Birer tane dedim. Her bölgede, her data center'da bir tane makine açıyor ve toplam 3 makine açmış oluyor. Ya production'a giderken bunları en az 3'er tane yapmakta fayda var. İsterseniz bir de şurada auto scaling deyip
Makineleri de CPU'su RAM'i falan dolduğu zaman otomatik yeni sanal ya da fiziksel makine açar gibi. Burada sanal makine açacak. Yeni makineler eklemesini sağlayabiliyorsunuz. Mesela diyorum ki her bölgede, her data center'da en az 2 tane makine olsun ve bunu 10 taneye kadar ihtiyaç olursa, baktığın çok kullanılıyor, otomatik genişlet. Benim girmeme gerek kalmasın. Bu sefer Google Cloud burada otomatik olarak makineleri kontrol ediyor. Yani takibini yapıyor. Eğer CPU RAM'li bir satürre olma durumu varsa yeni makine eklemeye başlıyor. Böyle bir ihtiyacınız olursa, eğer işinizi bu görüyorsa, o da burada mümkün. Altında her notla alakalı hangi not çeşidi olacak? Bakın, bir tane CPU 3,75 GB RAM, olabildiğince düşük maliyette tutmaya çalıştığım bir servis şu an benim için. Bu makineden birer tane açmayı tercih etmişiz. 100 GB'lık disk ve diğer özelliklerle beraber burada yazıyor. İsterseniz her makine üzerinde Kubernetes'in kaç tane pod çalıştıracağını buradan belirtebiliyorsunuz. Ya bu zaten Kubernetes'e ait bir özellik bu arada. Maksimum 110 tane olmasına izin veriyor. Bakın, 111 dersem diyor ki 8 ile 110 arasında bir sayı girin. 110 default değer zaten bizim için yeterli. İsterseniz buradan onu da limitleyebiliyorsunuz. Bu pool'daki, şu özellikteki makinelerde, bir CPU 3,75 GB RAM'li makinelerde maksimum kaç pod çalışacak? Ya bu arada bu makine zaten 110 tane podu muhtemelen kaldırmayacak. Hani böyle iş yapan podlar koyduğumuz zaman. Ama biz limiti ellemedik. İhtiyacınıza göre onu da elleyebiliyorsunuz. Yani o makineyi boş görsem bile onu oraya pod koyma. Zaten yeterince var diye düşünüp 50 tane pod orada çalışıyorsa, her birinde bir ya da daha fazla konteyner olduğunu düşünün. Limitte 50 ise 51.yi orada yer görse bile koymuyor. Bu da belli başlı planlama işlerinde. Belki o an boş gözüküyor ama o podlar her an ihtiyaç duyabilir kalan sistem kaynağını. Öyle durumlarda biz avantaj sağlıyor. Burada ekstra bir sürü bilgi var. Ama günün sonunda benim seçebileceğim, buraları inceleyecek olursak, çok ciddi anlamda seçeneği, ihtiyacımı özel olarak yapılandırabileceğim seçeneği veriyor. Diyelim ki istiyor kullanacaksınız servis mesh olarak. Buradan tıklayıp aktifleştirme şansınız oluyor. Buradan da MTLS, yani çift taraflı TLS ile bağlantıda akan verinin şifrelenmesi için zorunlu mu olsun, olmasın mı diye seçim yapabilmenizi sağlıyor. Sadece bir tane örnek de bu. Bir sürü ekstra de seçenek var. Ama biz olabildiğince şu an çok fazla defaultlerini değiştirmemeyi tercih ettik. İsterseniz buradan oluşturmak zorunda değilsiniz. Zaten bir sürü doküman da buradan oluşturduğunu da görmeyeceksiniz. Ama burası birazcık daha görsel olduğu için anlatırken kolaylık sağlıyor. İsterseniz komut satırına da buradan tıklayıp bütün detaylarıyla beraber ulaşabilirsiniz. Bakın, bütün hepsini teker teker söylesek aşağı yukarı böyle bir şey denk geliyor. İsterseniz de parametreleri elle teker teker yazı yazı gelip herhangi bir tane komut satırında gcloud deyip yanına da işte subcommentlerini ve parametrelerini verip aşağı yukarı şurada gördüğünüz formata getirmeniz mümkün oluyor. Şimdi ben bu olabildiğince zaten sadece şunları ayarladım. Diğerleriyle alakalı bir işim yok. Buradan sonra create diyorum. İsmi demo oldu. Bunun oluşması birazcık sürecek. Yani birazcık dediğim çok ciddi bir süre değil. Ama az buçuk zaman alıyor. O yüzden onu 1-2 dakika kadar bekleyelim. O arada da konuşmak istediğiniz bir şey varsa onlardan bahsedebiliriz. Ben de bir yandan tanıtımını daha fazla yapmaya çalışırım. Şimdi bunun oluşturması çok uzun sürmüyor. Ama bir yandan da bizim için şurada daha sonra ne geleceğinden bahsedeyim. Bakın, şöyle bir connect diye buton gelecek oluştuğu anda. Connect butonuna bastığınızda cluster'a bağlanmanız için neler yapabilirsiniz? Yani bir cluster'ımız oluştu, ona bağlı bir şeyler yaptırmak istiyorum. Neler yapabilirsiniz? Bundan bahsedecek. Birkaç dakikayı bulmaz. O gelmiş olur. Ve geldiği andan itibaren şuna bastığımda, örnek bir tanesini çalışan cluster için göstereyim. Şurada bize bir tane komut verecek. İstersek kendi terminalimize, terminal emülatörümüze şu komutu kopyalayıp doğrudan bu cluster'la çalışmaya başlayabiliyoruz. Yok, ben kendi bilgisayarımda bir şey çalıştırmayacağım derseniz de, şu butona tıklayarak Running Cloud Shell derseniz, otomatik olarak buradaki Cloud Shell'i açacak. Ve daha buraya hiç uğraşmadan bile buradan işlerimi büyük oranda halledebilmeye başlayacağım.
Ya birazcık tercih meselesi. Nasıl kullanacağınız size kalmış durumda. Ben şimdilik var olanı da göstereyim. Onun açılmasını beklerken de zaman kaybetmemiş oldum. Bakın böyle bir tane komut. Bu komut aslında bize şurada yazdırdığı komuta denk geliyor. Yani buradan kopyaladığınız komutu kendisi otomatik olarak burada açtığı terminale zaten yapıştırmış. Enter'a basmamız yeterli. Bu noktadan sonra biz bu ortamda istediğimiz takla yatabilecek duruma gelmiş oluyoruz. Şurayı bir tekrardan connecteyim bu ekranda. Bir de alt kısma bakalım. Bir de burada kendi web üzerinden bağlayabildiğimiz için bize bir dashboard var. Onu da istersek, işimizi görüyorsa kullanabiliyoruz. Hemen ondan da çok kısa bahsedeceğim. Şuraya atıyorum. Diğer cluster olana kadar var olanı görelim. Şöyle bir gelecek olursam. Bakın burada bazı uygulamaların ne durumda olduğunu bir tane örnek bulabilirsem bakıyorum. Şurada diyelim ki bir tane Nginx isimli uygulama var. İçinde Nginx yok bu arada. Başka bir şey var ama tıklamış olayım. Uygulamaları buradan da belli oranda kontrol edebilmemi sağlayan bir mekanizmaya gelmiş oluyor. Bana en temelde sağladığı şey bu oluyor. Bir yandan da şurada tekrar cluster'lara geleyim. Şuradaki terminal bana şeyler gösterdi ama onunla devam etmeden şurayı kapatıyorum. Esas beklediğimiz şey bizim oluşturmak istediğimiz cluster, ismi demo olan cluster oluşmuş durumda. Şimdi ben buna connect dediğim zaman bana şurada komutu verdi. Ben tekrardan bu komutu kopyalıyorum. Dediğim gibi bu sürecin tamamını da komut satırından yapabilirsiniz. Bu tamamen hani sizin tercihinize kalmış bir durum. Ama bunu da sağlayabiliyoruz. Şimdi kubectl version deyip bağlanabiliyor muyum? Kontrol edecek olan gördüğünüz gibi benim bilgisayarımda olan kubectl sunucunun kendine bir olmasını bize sağ bir nokta nokta doğru. Şu Google Kubernetes üzerinde kurulu duruyor. Bir de get pods diye bir neyse verdik. Pod dönerlerse default diye bizim şey yapmamıza gerek yok. Bu şekilde durmaya devam ediyorlar. Şimdi buraya okey diyorum ve hemen ardından bu arkadaşa tıklıyorum. Bakın şu ana kadar neler yaptık. Cluster oluşturduk ve komut satırından bu cluster'ı nasıl aktifleştiririz gördük. Yani bize kopyalattığı komut şu komut otomatik olarak kubectl'in ayarlarını da yaptı. Dolayısıyla ben şu an çalışmaya bunun üzerine uygulama deploy etmeye hazır durumdayım. O zaman şunu yapalım. Bakın şurada cluster ekranında demoya tıklamıştım. Tekrardan görelim. Buraya bastım. Şurada bir tane deploy diye bir buton var. Normalde Kubernetes her şeyi YAML'la yapabiliyoruz. Bunu hala yapabilirsiniz. Hiçbir engel yok. Yani şuraya gelip kubectl apply f deyip yanına bir şeyler yazıp işte YAML dosyasının adı ya da full linki yazıp çalıştırabilirsiniz. Hiçbir engel yok. Bununla beraber Google Cloud üzerinde bunları yapmak için bir sürü alternatif yöntem de var. Onlardan bazılarını göstereceğim için ben bir de arayüz üzerinden bunu nasıl yapabilirsinizden bahsedeceğim. Bakın buraya geliyorum. Şuradaki deploy butonuna tıkladığımda üzerine yeni bir tane uygulamayı nasıl deploy edebilirim bunu görmeye çalışacağım. Bakın şurada direkt oluşmaya geldim. Şu an pod ile alakalı girmek istediğim şeyleri bana soruyor. Diyor ki hangi imajı deploy etmek istiyorsun? Ben burada Docker Hub'da kayıtlı olan bir tane imajı kullanacağım. Hemen şuradan göstereyim. Şu en alttaki linki geliyorum. Benim kendi hesabımda kayıtlı şöyle bir tane imaj halihazırda duruyor. Hemen etiketine bakalım. Şurada latest. Gördüğünüz gibi 328 MB aslında birazcık büyük bir imaj. Ama direkt olarak kullanabilirim. Güray/ rastgele diye geçiyor kendisi. Ve şuraya latest olarak yazdım. Benim imajım bu. Ya bu normal Docker run'ın yanına yazacağımız imaj ismi ve tag ile aynı. Çok ekstra bir şey yok. Eğer eklemek istediğiniz bir environment değişkeni varsa onları ya da daha fazla istediğiniz kadar buraya onları ekleyebiliyorsunuz. Bir komut varsa aslında birazcık CMD gibi konteyner açılırken çalışacak bir komut varsa
pardon, entry point olarak default bir şey girmek istiyorsanız onu buraya yazabiliyorsunuz. Ama bizim şu an onlarla bir işimiz yok. Sadece Docker'ın yanında ben bunu yazardım. Yine bunu yazmak istiyorum diyoruz. Bu ne yapıyor ondan bahsedeyim. Bu basit bir tane API. Giriş yaptığınızda 0 ile 100 arasında bir tane tam sayı rastgele seçiyor, döndürüyor. JSON olarak veriyor. Diyor ki alt limit 0, üst limit 100. Rastgele seçtiğim sayı bu. Bu da JSON. Basit bir rastgele sayı döndüren aslında bizim için container imajı. İçinde ufak bir Python script'i var. Şimdi hemen sonrasında konfigürasyon kısmı. Bu ne? Uygulamanın ismi ne olacak? Bu da rastgele sayı olsun. Namespace seçmek isterseniz Kubernetes'in kendi namespace'lerinden. Yani uygulamalarınızı gruplandırmak ya da ekiplere göre ya da ortamlara göre artık nasıl kullanıyorsanız gruplandırmak isterseniz aslında Kubernetes üzerinde multi-tenancy'yi sağlamak için güzel bir yöntem. Default içinde zaten normalde gelen isminden de anlaşıldığı gibi herhangi bir şeye bunu deploy et derseniz ve özel bir şey söylemezseniz buraya gönderiyor. İsterseniz ayırıp bir sürü açabiliyorsunuz ki açmanız önerilir. Şimdi buraya kadar bir şeyler yazdık ya, normalde biz YAML hazırlıyorduk. Aslında hala YAML hazırlamanız mümkün. Zaten burada da YAML üretiliyor. Şu butona basarsanız bakın karşımıza böyle bir ekran geldi. Şu kısım, seçtiğim kısım 1 ile 21. satır arası bizim için normalde otomatik olarak üretilmiş YAML dosyasını söylüyor. Diyor ki true deployment, yani ben bir uygulamayı deploy edeceğim, ölçekleme işini bilmem neyi sana yaptıracağım. Bunu oluştur. Buraya geliyorum. Konteynerin imajı burada. İsmini kendisi vermiş. Replika sayısını normalde 3 tutuyor. Neden? Yüksek erişilebilirlik için. Yani güncelleme anında falan birini güncellerken diğerleri iş toparlasın işler için 3 tane tutulması bizim tercih ettiğimiz sayı zaten. Günün sonunda isterseniz hiç bu ekranı kullanmayın. Şöyle bir YAML'ı kendiniz oluşturun. Kubectl ile verin, deploy etsin. Ya da burayı kullandığınız YAML'ı elinizde isterseniz kendiniz deploy edin. Bir şey fark etmeyecek. Ama burada ekstradan bir şey daha var. Bakın en aşağıda 23. satırdan en sona kadar olan kısma bakarsanız burada bizim için şunu yapıyor. Diyor ki horizontal pod autoscaler. Bu ne demek? Yatay ölçekleme. Yani sizin podunuz çok fazla istek aldı. CPU'su %80'i geçti. Böyle bir durumda otomatik olarak sizin podunuzdan bir tane daha bir tane daha açıp sanki siz sürekli izleyip aa bir dakika trafik geliyor, pod çok kullanıyor, scale'leyeyim demişsiniz gibi otomatik yapıyor. Kubernetes'in kendi içerisinde horizontal pod autoscaler var zaten. Burası da onu kullanıyor. Ama otomatik olarak YAML dosyasını üretmiş durumda. Ne diyor? En az bir tane, en fazla 5 tane. Yani hiç kimse siteye girmese bile hazırda bir tanesi dursun ki İlk kullanıcı geldiğinde bir dakika ya pod yokmuş diye boş dönmesin adam. Bir tanesi sürekli dursun. Ama kenarda başka kullanıcılar geldiğinde orada gelen kullanıcılar çok fazla geldiğinde bu insanlar şey görmesinler. Bir dakika site çok yavaş açılıyor falan diye görmesinler. CPU %80'i ulaştığı zaman otomatik olarak 5 taneye kadar aç. En az bir, en fazla 5 koymuş. Ya bunu maksimum girmezsen şu oluyor. Uygulamada bir bug oldu mesela. İnsanlar geldiği zaman kişi bir bakıyor şey site çok yavaş. Ya tamam Kubernetes bir tane daha pod açıyor, bir tane daha açıyor, bir tane daha açıyor ama uygulamadaki bug'dan dolayı ise 10 kullanıcıda bile pod sayısı çok ciddi artmaya başlayabiliyor. O yüzden maksimum sayıyı vermek bu işin doğası gereği. Zaten tercih ettiğimiz bir şey. Buradan da cluster'ı seçtik. Demo cluster'ına uygulamayı deploy et dedik. Başka bir şey yapmamız gerekmiyor. Bakın şuraya geldim. Kubectl get pods dedim ve canlı olarak izlemek istiyorum. Bakın 3 taneyi otomatik oluşturmaya başlamış. Şu an container creating'de yeni oluşturuyor. Ama buradan canlı olarak izliyoruz zaten. Bekleme sebebimiz şu. 320 MB'lık bir imaj vardı. 3 farklı makineye gitti bunlar. Default Kubernetes olabildiğince makinelere, hatta böyle farklı data center'larda, farklı zonlarda çalışıyorsa zonları da dağıtmaya çalışıyor bunları. Şu an onu bekliyoruz. 3 farklı zondan makineler bu 320 MB'lık imajı indiriyor. Tar dosyasından açıyor. Yani extract ediyor. Ve daha sonra bunları çalıştırıyor. Üçü de çalıştı. Şu an görebiliyoruz. Bu ekran da zaten o ara geçişini yaptı. Bakın burada üçünün de çalışır durumda olduğuna dair raporlamayı yaptı. Yalnız bununla beraber bizim şu an uygulamamız dış dünyadan erişilebilir değil. Çünkü Kubernetes bununla alakalı ne diyor? Şurayı bir dur diyelim.
Bana diyor, eğer dışarıya bir uygulama açmak istiyorsanız servis diye bir şey oluşturması gerekiyor. Servis dediğimiz uygulamayı dış dünyaya ya da cluster içerisindeki diğer uygulamaların erişimi için açmak. Yani uygulamalar birbirlerine erişirken yük dengeleme gibi işleri güncellerken o an güncellenen uygulamaya erişmesin, şu olsun bu olsun gibi işleri yöneten kişi Kubernetes. Bunlarla alakalı yük dengeleyiciyi ayarlayan kişi de o. Yük dengelemeseniz bile Kubernetes'in servis mekanizması bir sürü artı sağlıyor. İşte bu yüzden biz buradaki servisleri diyoruz ki kubectl, tekrardan şu ekranda tutayım. TW ekleyeceğim sonuna. Canlı olarak göreyim. Servislerde bir değişiklik olursa, yeni bir servis geldi, silindi, bir şey oldu. Canlı olarak göreyim. Ben burayı izlemek istiyorum. Bakın şu an bizim rastgele sayıyla alakalı bir servis yok. Bu Kubernetes'in kendisiyle alakalı ve bizim şu an müdahale etmemiz gerektiren bir durum değil zaten. Ama bizim uygulamamızı dış dünyadan erişilmesini sağlayan, bu API'ye dışarıdan gelmesini sağlayan bir şey yok. Normalde bir YAML dosyasıyla beraber load balancer, node port ya da cluster IP ya da farklı bir türde servis oluşturabilirdik. Ama ben buraya geliyorum, diyorum ki bakın actions altında expose diye bir seçenek var. Bir bu. İkincisi şuraya tıklayıp expose diyebilirim. Hangisini isterseniz tıklıyorum. Bana bu ekran otomatik olarak diyor ki dış dünyaya hangi portu açacaksın? Okey, 80. İnsanlar IP adresini ya da DNS kaydı girdim. Alan adını yazıp enter'a bassın çat diye 80 portundan devam etsin. HTTP olduğunu varsayarak söyledim bunu. Senin peki uygulaman hangi portu dinliyor diye soruyor bana. 80. Hiçbir şey yazmazsam şuradaki değerle bunu aynı kabul edecek zaten. Ki şuraya bastığınızda da size diyor ki eğer diyor servisten farklı bir port kullanıyorsa soldakinden buraya yazabilirsiniz. Biz de 80'e 80 yazmam gerekmiyordu. Yine de yazdım. Done dedim. Başka portlar açacaksak mesela benim uygulama 80-80'den de ulaşsınlar diyeceksem yine böyle yazabilirim. Bu ne demek oldu? İşte diyelim ki adres gürayıldırım.com.tr ile gürayıldırım.com.tr yazıldığında enter basıldığında bu uygulama çalışsın. Gürayıldırım.com.tr 2.3'te 80-80 yazıldığında da bu uygulama çalışsın. Birden fazla portu dışarıya açmış oluyorum. Bir tane daha ekleyeyim. Onu da 8000 diyeceğim. Onu da 80 portuna yönlenmesini istiyorum. Bu arada bu konteyner sadece 80'i dinliyor. Çok özel bir sebebim yok. Birden fazla farklı port dinlese istediğiniz gibi istediğiniz kadarını yazabilirsiniz. Türler burada açıklamalarını yazmış. Bunlar zaten Kubernetes ile alakalı kavramlar çoğu durumda. Load balancer dış dünyaya açık public IP adresi oluyor bir tane. Tahmin edersiniz öyle bir load balancer oluşturduğunuzda benim bildiğim bütün cloud provider'lar ek ücretlendirme uyguluyor. Çünkü public IP kullanıyorsunuz. Bu da maliyetli bir şey. Günün sonunda bunu seçtiğinizde cluster'ınıza ekstradan ücret ödemeniz gerekecek. Aslında load balancer ödeyeceksiniz. Cluster'a değil. Node port makinelerin portlarını açıyor ama o load balancer kadar esnek değil. Cluster IP de sadece içeriden. Zaten burada internal IP olduğunu soruyor. Dış dünyayı açarken değil. Cluster içerisindeki farklı uygulamaların birbirine bağlanırken kullandığı bir şey. Ya arada böyle Kubernetes'in kendisine dair de ufak hatırlatmalar yapıyorum ki çok aşina değilseniz ya da unuttuysanız birazcık da hatırlatarak gitmiş olun. Şimdi burada load balancer'ı seçtim. Ve buraya geldiğimde servisin ismini sordu. Çok ekstra bir şey değiştirmedim. Geldim buraya expose'a bastım. Bakın burada birazcık bekliyorum. Buraya geldim. Load balancer hemen burada belirdi. Yalnız şurada şu sekme external IP'ye denk geliyor. Şurası. Diyor ki şu an pending'de bekliyor. Birazcık sürecek. Neden? Public IP'yi oluşturuyor. Cloud ayarlarını yapıp buradaki makineler o public IP'yi load balance edecek şekilde kendi load balancerını ayarlıyor. Çok sürmeyecek ama az sonra bize gösterecek. Şu sütunda bir tane public IP görmeye başlayacaksınız. Ve bu IP'yi doğrudan uygulamaya bağlanırken kullanabileceğiz. Bu arada şurada yazılı olanlarda zaten bizim bağlanabileceğimiz node portlara denk geldi. Bakın IP adresi geldi 35.204.51.83. Şu an isterseniz hemen yan tarafta buraya bağlantı kurmayı deneyebilirsiniz. Bizi bir tane 404 karşılayacak. Uygulamaya direkt bağlanırsa 404 veriyor. Slash bir şey yazacağız. Ondan sonra uygulamaya erişmiş oluyoruz. Uygulamayı o şekilde kodlandığı için bu arada. Hemen şuraya geliyorum. Bakın hemen tarayıcıma geldim.
Yeni bir sekme açtım. IP adresini yapıştırdım. 404'ü aldım. Diyor ki bu sayfayı ben bulamadım. Sana 404 diye bir geri dönüş verdi. Ben de sana böyle gösterdim. Uygulamaya nasıl bağlanıyoruz ondan bahsedeyim. Uygulama diyor ki bağlantı kurun ama slash number yazarak bağlanın. Uygulamanın bizden beklentisi bu kadar. Slash number yazdığınızda artık hiçbir sorun yaşamadan uygulamaya bağlanabilirsiniz. Uygulamayı yazarken şu cevabı, bakın üst limit 100, alt limit 0, bunlar sabit zaten her zaman bunlar geliyor. Ve elimizdeki sayı 86, bize bu bilgileri veriyor. Uygulama Jackson dönemi verdiği bilgiler bunlar. Günün sonunda F5 yaparsak mesela, sayfayı hangi yöntemle yenilersek 59 geldi. Uygulama bu arada cevap vermeden önce bilerek ve isteyerek 2 saniye bekliyor. Yani bu arada birazcık yavaş gelmesi uygulamanın kaynak koduyla alakalı. 2 saniyelik orada bir uyku var. Bayağı sleep kodu var 2 saniye. Yavaş bir uygulamayı simüle etmek için kullanıyoruz onu. Bakın komut satırından da deneyecek olursak buraya bağlandığımızda şöyle trv de ekleyeyim. Bize 404 verdi. Gunicorn diyor. Python'da yazılmış bir uygulama. Eğer Python'da daha önce API falan yazmış olan varsa büyük ihtimalle Gunicorn'la aşinadır. Slash number diye bakarsak hemen komut satırından da 2 saniye bekletiyor dediğim gibi ve sonrasında 100 ile 0 arasında 72 diye bir sayıya ulaştığını söylüyor. Birazcık da isteği yapmış olduk. Trevey'i de buradan silersek biraz daha rahat ettirir bizi. Şöyle sadece çıktığı görebilmeye başlarız. Sonuç olarak biz yazdığımız bir API'yi dış dünyaya açmak için sadece arayüzü kullanarak bu işi tamamlayabiliyoruz. Ekstra bir şeye ihtiyacımız kalmıyor. Kalanı komut satırından yaptığımız diğer her şey sadece birazcık daha izleyebilmek için. Burayı hiç kullanmasanız bile gördüğünüz gibi bunu yapabiliyorduk. Şimdi bu ekrana geri döndüm. Diyor ki 80-80 ya da 8000'i de dışarıya açmışız. Şuradan takip edebiliriz. Onları da deneyelim. Gerçekten aynı çıktıyı veriyor mu bize diye. Bakın ben buraya 8000 ne dersem birebir aynı çıktıyı alabilmem gerekiyor. Bir de yanına 80-80'i açtım. Onun da bana aynı çıktıyı vermesini bekliyorum. Bunlar bana çıktığımı verdi. Sayı üretilmeye başlandı. Ve bununla beraber ilk uygulamayı Kubernetes üzerine dağıtmış olduk. Şimdi burada workloads'a bakacak olursak. Çalışan uygulamalar burada. Öncelikle tamam şuraya geldim tekrar. Bakın demo cluster'ında şurada cluster'a göre sıralayalım. Demo cluster üzerinde çalışan uygulamam rastgele sayı 3 tane podu varmış. 3'ü de ayakta. Default namespace'te ve şu an çalışır durumda. Şurada servisler ve ingres ekranına gelirsem yine cluster'a göre sıralı diyeceğim. Demo cluster'ı üzerinde çalışan bir tane servisim var. True load balancer yani public IP'ye sahip. Bayağı normal dış dünyadan işleyebilir servis var burada. 80 portunu dinliyor. 3 tane podu gösteriyor. 3 tane poda load balancing yapıyor. Ve şu 3 tane porttan kendisine bağlanabiliyorum. İstersek buradan tıklayıp doğrudan da hani hiç kubectl ile falan haşır neşir olmadığımızı düşünelim. Tıklayıp buradan da bakın 404'ü verdi. Sonuna gelip slash number ekleyeceğim. Bunu eklediğimde doğrudan uygulamaya bağlanabiliyorum. Bu da boştan en azından basit işlerde belli miktar yönetim sağlıyor. Ne oldu? Biz bir de load balancer oluşturmuş olduk. Ya bir yandan tamam buraya kadar gittik de Kubernetes kendi kullanım yöntemine aşinayım zaten. Onu burada yapabiliyor muyum? Yani buradaki özel menüler güzel. Bazı işine bu yarıyor. Hani bildiğimiz bir arayüz. Aşinayız belki. Belki değiliz ama çok basit gözüküyor ki bence gerçekten basit. Böyle bir arayüzdeyiz. Burada işimizi görüyor. Ama birazcık rotayı değiştirdik. Dedik ki ya ben Kubernetes'in kendi tutorial'larını, kendi dokümanlarında olan kubectl komutlarını uygulamak istiyorum. Arkadaşlar burasının verdiği yer zaten bir Kubernetes ortamı. Yani orada ne yapıyorsanız burada da yapabilmeyi bekliyor. Bazı yerlerde özelleştirmeler olabiliyor. Sadece onlara dikkat etmekte fayda var. Ona uygun işimizi gerçekleştirmekte fayda var. Ama çoğu durumda zaten kubectl ya da kubectl'in kendisiyle ne yapabiliyorsak burada da yapabiliyoruz. Şimdi şu birkaç tane yazmamız gereken komut var. Bu komutları neden yazıyoruz? Bundan bahsedeyim. Şimdi ilki şu. Bizim için burada Helm install'un yanına yazdığımız esas komut.
Ingress'le alakalı bir kurulum yapıyor. Nginx'in kendi kurulumunu yapıyor. Peki bu ne demek? Şuraya geldim. Şu komutu kopyalayıp buraya yapıştırırsa. Benim Nginx bunu kendisi entegre ediyor aslında. Bu nasıl yapıyor? Nginx'in kendi ingress kontrolörü var. Bu Kubernetes entegre olduğunda sizin için gelen isteklerin alan adına, petine ya da başka şeylerine göre kontrolünü otomatik yapabiliyor. İsterseniz TLS sertifikalarını falan alıp TLS termination yapabiliyor ya da başka işler yapabiliyor. Çok kısa bir yayın kontrolü yapayım çünkü birkaç tane yorum gördüm. Sesim net geliyor mu? Onu sorayım bu arada. Ben bağlı gözüküyorum çünkü. O yüzden çok emin olamadım. Eğer gelmiyorsa bir yandan söylerseniz daha bir şekilde konuşabiliriz. Şimdi sağ tarafta şurada gördüğümüz uygulamanın kendi deployment'ı. Daha doğrusu ingress controller'ın kendisi. Burada baktığım zaman benim için deployment'ını yapmış gözüküyor. Kubectl getpods diyeceğim. Şuraya basacağım. Bakın burada Nginx ingress controller diye bir arkadaş geldi. Bu ne yapıyor? Dediğim gibi Nginx'in bir tane ingress controller. Yani Nginx artı bir miktar script olarak düşünelim şimdilik. Buraya koyuyor. Bu scriptler ne yapıyor? Bu scriptler Kubernetes'e soruyor. Diyor ki hangi domainler, hangi pathler tanımlandı? Bunlara göre ben Nginx'i otomatik konfigüre edeceğim. Biz elimizde bunu yapmak zorunda kalmıyoruz. En temelde bana böyle bir fayda sağlıyor. Şimdi dolayısıyla burada ekstra ne yapmam gerekiyor? Benim için dışarıdan buraya erişmek için ihtiyacım olan bir tek bir şey var. IP adres. Kubectl get svc dersen burada Nginx ingress controller'ın oluşturduğu bir tane public IP görüyorum. Bakın şu 3091.165.22 diye bir tane IP adres. Artık bu IP adresini kullanarak otomatik olarak biz bu cluster'a bağlanabiliriz. Bakın bağlandığımız an diyor ki ben default backend'ten cevap veriyor. 404 dönüyorum. Arkadaşlar bu neden 404 verdi? Bakın ben hiçbir şey söylemedim. Sadece Nginx ingress kurdum. Getbox'a tekrar bakacak olursak şurada Nginx ingress default backend diye bir şey göreceğiz. Bu otomatik olarak herhangi bir istek yaptığınızda eğer gidecek bir yer bulamazsa yani bir alan adı geldi mesela bu IP adresine. Alan adı şeyde host kısmında işte gurayildirim.com.tr yazıyor ama cluster'da öyle bir domain kayıtlı değil. Yani alakası yok burasıyla. İşte öyle bir durumda otomatik 404 dönen yer burası. Bildiğiniz sadece 404 dönen bir tane uygulama var burada. Adamın başka bir işlevi yok. Yani istek geliyor 404 veriyor. Başka da ekstra bir şey yapmıyor. Birincisi bu. İkincisi bizim için default backend dışında burada iş yapan az önce bahsettiğim controller var. Diğerleri benim uygulamam ama henüz Nginx'in bu uygulamadan haberi yok. Ben hiçbir şey söylemedim. Bu alan adına istek geldiğinde bu uygulamayı gönder demedim. Slash bilmem ne istek geldiğinde bu uygulamayı gönder demedim. Birbirinden tamamen bağımsız iki yer. Nginx otomatik olarak bulduğu her uygulamayı açmasın. Zaten istediğimiz bir şey değil. Belki hiç açmayacağım dışarıya. O yüzden şu an istediğim herhangi bir yere istek gönderdiğimde 404 veriyor. Böyle deneyebiliyoruz bol bol. En azından şunu biliyoruz. Bu IP adresine ben bu ingresi kurmuşum ve gerçekten default'ta herhangi bir istek geldiğinde bu backend'e dönüş yapabiliyor. Şimdi ilk yazdığımız komut şuydu. Helm install'du. Daha aşılmayanlar için Helm'i söyleyeyim. Helm işte Nginx ingress'in kendisini, izinlerini, bu işte public IP'yi alacak olan Kubernetes servisini filan otomatik deploy eden bir template engine gibi çalışıyor. Bunları aldıktan sonra gidip kurulumunu da yapıyor. Uçtan önce her şeyini tamamlayıp bırakıyor. Dolayısıyla bizim işimizi kolaylaştırıyor. Bir sürü YAML'ı düzenleyip buraya teker teker kubectl apply falan diyeceğimize Helm'e bunları tek bir yerden yönettirebiliyoruz. En temelde sağladığı en büyük artı buradan geliyor. Gördüğünüz gibi hiçbir parametre yazmadık. Her şeyini ayarladı. İsterseniz yanında parametre yazıp özelleştirebiliyorsunuz. Ben public IP istemiyorum diyebilirsiniz mesela. Onlar tek bir tane parametre vererek yapabileceğiniz şeyler.
Hatta parametrelerini dosya falan da hazırlayıp bir sürü parametreyi böyle bir dosyaya doldurup onu da söyleyebiliyorsunuz Helm'e. Al bu dosyada ne deniyorsa ona göre özelleştir. Ona göre uygulamamı yayına al diyebiliyorsunuz. Şimdi şuraya bir tane head yazmıştık. Pardon, şöyle diyeyim. Head 2 diyerek bunu tekrar açıyorum. Bakın kubectl create deployment ile alakalı. Şu komut Google'ın kendi örnek kodlarının Hello diye bir uygulama var. Google'ın kendi dokümanında falan bulabileceğimiz bir content imajı. Burada da çok fazla kullanılıyor. Ben de bunun olduğu bir tane de örnek bakayım bulabilirsem onu da sağlarım. Olmadı daha sonra videonun kendi tanıtım kısmından, açıklama kısmından bulabilirsiniz. Şu Google'ın kendi community tutorial'larındaydı yanlış hatırlamıyorsam. Kullanılan, benzer uygulamalar yapılırken kullanılan bir imaj. Ne işe yarıyor? Basit 2-3 satırlık bir tane info mesajı dönüyor bize. Çok ekstra bir şey yapmıyor. Ama biz şu an ne test edebiliyoruz? Bir deployment oluşturdum. Şöyle bakalım. Kubectl get deploy diyeceğim. Az önce oluşturduğumuz deployment burada. İlk oluşturduğumuz da burada. Hello app diye bir deployment oluşturduk. İmajını burada verdik. Podları da ayakta. Bakalım kubectl get pods diyerek kontrol edelim. Şurada hello app diye 45 saniyedir ayakta olan bir tane pod görüyorum. Şimdi bir sonraki komuta geçiyorum. Bir sonraki komutum da bunun 8080 portunu load balancer'ını ayarlamak. Yalnız bakın kubectl expose deployment adını falan yazıp ilerlediğimizde bu portu sadece içeriden erişilebilir hale getiriyor. Dış dünyayı hiçbir şekilde açmıyor. Cluster içerisinde açıyor. Dış dünya açan senaryolar da var. Sizin network yapınıza bağlı ama şu anki senaryoda öyle bir şey yok. Kubectl expose deployment diyorum. Deployment'ın adı hello app. Portuna da 8080 diyorum. Bakın bunu yazdım. Şimdi kubectl get svc dediğimde buraya bakacağım ve diyecek ki benim oluşturduğum hello burada cluster IP hatırlarsanız en başta söylemiştik cluster IP dışarıdan değil sadece içeriden oluşturulabilir bir IP adresi veriyor. Şu zaten onlu bloktan verildiği için bir internal IP private IP aralığında external IP none diyor zaten artık pending filan da değil öyle bir ihtiyacımız yok çünkü. Ve 8080 portunu açtığını söylüyor. Şimdi buradan itibaren devam ediyorum. Bir de şunu bir sonraki satırına bakalım. Bir de bizim için burada oluşturmamız gereken bir ingress var. Bakın bunların tamamını aşağı yukarı şu adresten GitHub üzerinde Google Cloud platform altında community diye baktığınızda ulaşabiliyorsunuz. Şuradan hemen açık değil diye düşünerek bakalım çok hızlı. Evet, hemen göstereyim. GitHub'a gidelim. Google Cloud Platform Community'ye geldim. Burada bir sürü uygulamayı, örnekleri bulabilirsiniz. Tutorial'larıyla alakalı linkler de burada. Kendisinin zaten lisanslarına da baktığınız zaman kod örnekleri Apache 2 yani kullanımı bence gayet kolaylaştıran bir lisans ve diğer içerikler de Creative Commons'la lisanslanmış durumda. Buradan bayağı bir faydalanabileceğiniz örnek bulabilirsiniz. Bizim kullandığımız örnekler de hani imaj buradan alınma bir imaj. Yani buradaki örneklerde kullanılan bir imaj. Şu imajı kullandık. Son olarak bu repo'da şöyle bir dosya var. Az önce gördüm. İçerisine bakalım. Bakın bunun da normal Kubernetes'i kullandığımızda hiçbir farkı yok. Hani herhangi bir Kubernetes ortamı, lokal kendi bilgisayarınızda mini yükle bile başlasanız kullanabiliyorsunuz. Türü ingress. Zaten Nginx ile iletişime geçmeye çalışıyoruz. Buradaki özel senaryo için konuşuyorum. Slash hello'ya bir istek gelirse hello diye bir tane servis var. Bakın şurada az önce expose oluşturduğumuz servis tam olarak bu. 8080 portuna gitsin diye şurada yaptığımız ayar. Servisin port. Şunları yazdık. Şimdi ben bunu kubectl apply ile uygulayacağım. Kubectl apply -f ile ben bunu cluster'a veriyorum. Diyorum ki bana böyle bir ingress tanımı yap. Şimdi kubectl get ingress de ben buraya bakacak olursam bakın diyor ki şu IP adresinden bu ingress'e bağlanabilirsin ve herhangi bir alan adına istek gelirse otomatik olarak buraya yönlendirmesi için ayar yapılmış durumda. Ben buraya istek yapıyorum.
Şu anda connection refused alıyor. Birazdan kontrolünü yaparız. Ama en azından uygulamayı bir yayına açık olduk. Tekrardan bakalım. Save ediyorum. Şurayı kontrol edelim. Bir de buraya tekrardan mistake yapayım. Tamam. Şimdi bizim ingress adresimizi burada index otomatik olarak vermişti. Hani bir tane load balancer oluşturmuştu. Oluşturduğu load balancer'ın IP adresine geldim. Diğerini şu anda beklemedim. Şu IP adresine geldim. Ve geldiğim IP adresinde slash hello'ya gittim. Neden böyle bir şey yapıyorum? Hemen şuraya bakacak olursak burada buraya gitmem gerektiğiyle alakalı bir mesajı zaten görüyorum. Slash hello'ya istek gelirse bu servise gitsin diye. Ve istek gönderdiğimde ilgilendiğini görebiliyorum. Şuraya tekrardan geleyim. Tekrar bir istek yapayım. Çok pardon. Evet. Bu şekilde isteğime cevap geldiğini çok rahat bir şekilde görebiliyorum. Şimdi şunu tekrardan tutalım şöyle. Bir de kubectl get ingress'i yazalım. Günün sonunda bana şöyle bir ingress tanımı yapmış oldu. Şimdi bizi bayağı bir yere getiriyor. Bununla beraber ingress için bağlanmamız gereken adres de şurada yazıyor. Şimdi az önce yanlış alttakine bağlandım. Ama bizim için ingress adresi şu an aktif olarak kullanacağımız adres. Yukarıdaki gibi düşünebiliriz. Devam edelim. Bir sonraki aşamada ne yapacağız? Eğer bununla uğraşmak istemezseniz, ki ben burada genelde YAML'ları elimle yazdığım için tam olarak bu süreci izlemiyorum. O yüzden buranın yabancısı sayılırım, öyle söyleyeyim. YAML'larla ilerliyorum. Ama bir yandan Google Cloud üzerindeysek alternatif bir yöntemimiz daha var. Yani madem biz bunları public IP'ler falan veriyoruz, şunu kullanabiliyoruz. Bakın geldim. Çok pardon. Şuradan demo'yu açayım. Hatta direkt workloads'a geleyim. Ve buradan bakıyorum. Şu bizim hello app. Bakın burada expose dediğimizde kendimize buradan servis oluşturabiliyorduk. Ve biz bunun için bir tane oluşturduk. Şimdi ben buna geliyorum. Bir tane load balancer oluşturdum. 80 portunu dışarıya açsın. Bir tane public IP alsın istedim. Burada servis ingressleri geri gelirse ve en son oluşturduğuma bakıyorum. Şurada. Bunu seçip yukarıdan create ingress derse Kubernetes ile birlikte burada otomatik olarak Google Cloud platformun kendi load balancer'ını ingress olarak buraya HTTP load balancer'ını, HTTP HTTPS load balancer'ını, yani layer 7'de 7. katmanda OSI katmanında çalışan load balancer'ı otomatik buraya entegre edebiliyorum. Bir tane isim vermem yeterli. Ben buna da hello app lb diyeyim load balancer'dan. Buraya isterseniz pet girebiliyorsunuz. Bizim için şu an sadece backend'e girmem yeterli. Slash bilmem ne olduğunda filan diye kural girmeyeceğim. Şurada YAML dosyasını görebiliriz. Burada detayları var. Krediğim English'i normal Nginx olarak kullanmak yerine doğrudan Google Cloud platformu HTTP HTTP load balancer'ına bağlıyorum. Nginx bu içinde bulunan Nginx'i aradan çıkarmış oluyorum. Dolayısıyla bu da benim bir miktar kolay sağlıyor. Şuraya bir gelelim. Geri döneceğim. Evet. Şurada bizim load balancer'ın IP'si geldi ama bir yandan ingress'lere bakacak olursam şuradaki demo cluster'ında hello app içinde ingress tanımlaması yapılmış oldu. Aslında bu bizim için bayağı bir miktar kolaylık sağlıyor. Şuraya basıyorum. Bu bizim az önce oluşturduğumuz ingress. Bu da birazdan oluşur. Bu geldiği zaman artık oradaki IP adresinden de, ki geldi sayılı creating aşamasında, bu IP adresinden de slash hello dediğimizde uygulamaya ulaşabilmeye başlayacağız. Şöyle bir kendisine bağlantı kurayım.
Birazdan hal çekleri falan tamamlarsa başarılı bir şekilde uygulamaya ulaşabilmeye başlarız. Ki anladığım kadarıyla bir hal çek sorunu var burada. O yüzden hal çekleri geçmezse de uygulamayı açmıyor tahmin edeceğiniz gibi. Adam hayatta olduğuna dair bir kanıt sunmazsa uygulamayı açamamış oluyor. Uygulamanızın hal çeklere cevap vermesi gibi bir gereksinimde bulunuyor. Şimdi bu oluşturulsun. Hal çekleri düzgün cevap veriyor muydu hatırlamıyorum. O yüzden şu anlık bırakacağım. Ama az önceki yöntemle birebir aynı. Bu da bize bir load balancing imkanı sağlıyor. Şimdi bir sonraki aşamada ne geliyor? Bir sonraki aşamadaki örneğimiz şu. Dedi ki WordPress'i nasıl deploy ederiz? Şimdi WordPress'i deploy etmek için bir sürü ekstra girebilirsiniz. Ama işin güzeli bununla alakalı hazırlanmış birkaç tane farklı yöntem var. Bir tanesi Google Cloud SQL ya da SQL'u kullanarak oradaki database'i buradan bağlanarak oluşturma. Birazcık daha cloud'a entegre gitmeyi sağlıyor. Diğeri de biraz daha Kubernetes odaklı gittiğimiz için bu oturumda. Kubernetes özelinde bu işi nasıl yaparız? Bitnami'nin hazırladığı Helm chart var bir tane. Şunu yazmak yeterli oluyor. Çok basit anlamda söylüyorum. Özelleştirmek istediğiniz. Bakın burada WordPress'in username password'unu belirlemekten işte mail adresini, sayfanın blog ismine başlığını, SMTP ayarlarını ya da birazcık aşağı inersek işte load balancer olarak versin ya da sadece içeriden ulaşabilirim açısın filan ayar girmeye kadar her şeyi otomatik yapıyorsunuz. Default değerleri de burada verilmiş. MySQL otomatik olarak oluşturup hallediyor. Dolayısıyla bizim burada çok işlik yapmamıza demo açısından gerek yok. Sadece şunu yazacağım. Buraya diyeceğim ki MyBlock olsun bunun ismi. Ve bunu deploy etsin. Deploy ederken otomatik bir tane public IP oluşturacak. Onu da izlemek için şuradaki Service Ingress'e geliyorum. Şunu da yine cluster'a göre bir sıralamış olayım. Şurada MyBlock WordPress oluşmaya başlıyor. Creating Service Endpoint işte şu an. Ve bana burada birkaç tane bilgi veriyor. Bu Helm'in kendi bilgileri. Diyor ki birazcık bekleyin bu deploy edilirken ama bir yandan hani eğer load balancer IP'sini konmak istiyorsanız şurayı izleyin. Burada görebildiğiniz zaman IP adresini tamamlanmıştır. Baktık. Burada IP adresi verilmiş. Dışarıdan erişeceğimiz IP adresi belli bu WordPress'e. Ya bu arada var olanları kullanabilirsiniz. Bu default da dediğim gibi bu şekilde davranıyor. Bu da bize bir miktar fayda sağlıyor sağda solda. O yüzden bunu kullanmayı çoğu zaman tercih ediyoruz. Şimdi şuraya geldim. Burada servis IP'sini yani şu an alacağına kadar kodlarını otomatik hazırlamış. Bunu ne diyorsunuz? Normalde işte burayı grepledim. Ya da daha makul bir yöntem olarak kubectl'de template verip sadece şu IP adresini alırım. O template de şuna denk geliyor. Bakın şöyle sadece bu komutu kopyaladım. Sadece IP adresi almanın yöntemi. Otomatik olarak bunu da yazmışlar. Dolayısıyla ben bunu yazdığımda servis IP olarak bakarsam artık bakın echo dedim dolar servis IP böyle baktığımda direkt IP adresini alabiliyorum. Sonra da şu iki komutu yapıştırırsam bu bana nasıl bağlanabileceğimi, bu da bana admin bilgisini sağlıyor. Yani şu adres admin bağlantısı yapabilirsin. Geldim buraya bastım. Slash admin olarak. Bir slash admin silip doğrudan sayfaya bağlanmak istiyorum. Şu an MySQL kurulu, WordPress kurulu birbirlerine bağlanmış durumdalar. WordPress'in bağlantısını düzgün yapabilmesi ya da rahat yapabilmesi için de aslında şöyle ölçekleme yaparken aynı diski kullanabilmeleri için WordPress'in kendi bağlanacağı diski read write many olarak oluşturuyor. Yani bir tanesi bir dosya yazdığında diğerleri de o dosyaya birazcık daha rahat ulaşabiliyor. Nasıl bunu? Kubectl get persistent volume diyorum şuraya. Ve burada birazcık daha detayına ulaşabiliyorum. Şurada WordPress'in kendisi read once diyorum. Bunu ayarlamak gerekiyor eğer az önce dediğim gibi isterseniz. Ama en azından şunu görebiliyorum. Şuraya diyeyim var. Nasıl oluşturmuş? MySQL alternatifi olarak. Şurada da WordPress'in kendisini kurmuş ve ikisi için olan diskler burada oluşmuş durumda. 10 GB'ya 8 GB olarak. Kubectl get pods diye bakacak olursam şurada MariaDB'nin kendisini, şurada da WordPress'in kendisini görebiliyorum. Uygulamam da burada.
Ya her şey güzel, nasıl bağlanacağım dersiniz. Aslında az önceki açıklamada bize iki tane şey gösterdi. Şu iki komutu yaz. İki komut, ilk username'i söylüyor. Username zaten belli. User. Alttaki komut da parolayı Kubernetes'ten script'le beraber alıyor ve getiriyor. Şu an bayağı hepinizin ulaşabileceği bir formatta gösterdim bu arada. Şuraya gelip sonuna slash admin yazarsam, pardon, kullanıcı user yapmış mı az önce ekranda gösterdiği gibi kopyaladığımda WordPress'in admin paneline ulaşabilmiş oluyorum. Ya dolayısıyla aslında bakın boş bir cluster oluşturun. Hiçbir şey ellemeniz gerek yok. Her sonuçunu yazın. Sizin için WordPress hazır kurulu halde geliyor. Bundan sonrası artık nasıl özelleştirmek istediğinizle alakalı bir durum. Yani araya ingres koymak isteyebilirsiniz, başka şeyler yapmak isteyebilirsiniz. Ama hepsini toplu bir şekilde yaptığınız zaman yani ayarlayıp hepsini uzun uzun yazdığınız zaman istediğiniz gibi konfigüre edebileceğiniz çok ciddi anlamda detaylı kurulum yapabileceğiniz bir formata geliyor. Ne kadar detaylıyı daha böyle hani ölçülebilir olarak görmek isterseniz de tam olarak şurası. Buradaki ayarlar bize detaylı bilgiyi veriyor. Bu Helm chartlarla alakalı bir konu. Yine bizim %100 birincil hani konumuz değil. Ama bu da bize bayağı bir şey sağlıyor. Şimdi bu kurduklarımı ben sileceğim. Bir bunu silelim. Bu da WordPress'i sildiğimiz anlamına geliyor bu arada. Onun için çok ekstra bir şey yapmamıza gerek kalmıyor. Nginx ingress kontrolleri de siliyorum. Onunla da şu an ekstra bir işimiz kalmadı. Şimdi kubectl get servis diye bakacak olursak burada Google Cloud'dan aldığımız public IP'ye sahip 4 tane farklı servis gözüküyor. Şu birazdan otomatik gider. Eğer otomatik silmediyse de elle sileriz. Kontrolünü yapalım hemen. Şu servislere bir daha bakalım gitmiş mi diye. Evet gitti. Kubectl get deploy diye bakarsak da burada neler var diye bakalım. Hello app'te rastgele sayı var. Ya bunlar dursun ya da kalsın bizim için önemli değil. Ama ben ufak bir cluster açmıştım. O yüzden deployment'ı silmek istiyorum. Buradan ya da bir tanesini sileyim. Rastgele sayı. Bu normalde kubectl delete'le ne yapacağını söylüyordu. Şu ekrana bir daha bakacak olursak gelsin. Şu workloads'a geliyorum. Bakın şurada hello app var. Buna delete dersem buradan da silebilirim. Ya bu tamamen bize kalmış durumda. Ben iki şekilde bir görmüş olmak istedim. Burada bir tek şunlar kaldı. Bunlar da birazdan silinir diye düşünüyorum ama bir kontrol edelim. Kubectl get pods diye bakalım. Tamam. Onlar da silinmeye başlamış. Burası da şimdi güncellenir diye düşünüyorum. Bir refresh diyelim. Evet. Burası da güncellendi. Dolayısıyla bizim için şu an cluster'ı bir miktar, yani olabildiğince hatta boşaltmış olduk. Birazcık daha sadeleştirmiş olduk. Kubectl get svc deyip son olarak burayı kontrol edelim. Burada kullanmadığımız şu servis ve bu servis var. Bunları silebiliriz. İstersek yine aynı şekilde şuradaki servis ve ingres ekranından da bunları silebiliriz. Hatta bir doğrudan bakalım. Bunu sildik ama backendler health check'e düzgün cevap vermediği için bunun demosunu yapamadım. Onun için daha iyi çalışan bir uygulama daha güzel cevap verebilir. Bakalım doğru yerden sildiğimizden doğru klasörden emin olayım. Şuna da ihtiyacım kalmadı. Hatta şunu ve yanına bunu da ne bulduysam aşağı yukarı silebilirim. Bunları buradan silmiş olayım. Onlar giderken buraya da tekrar kontrol edersek yavaş yavaş azaldığını görebiliyoruz. Silmeyi unutmadıysam diğerleri de şimdi gider. Ve bununla beraber boş bir cluster'a daha fazla yakınlaşmış oluyoruz. Şimdi göstereceğim bir şey daha kaldı. O da şu. Benim başka bir container imajım vardı ama daha kullanışlı bir imajdan bahsediyorum. Görsel olarak hani WordPress'te bir şeyler gördük ama direkt container imajı görseydik. Bir ona bakalım ne olurdu diye. Onu istiyorum. Şuradaki workloads'a geldim. Deploy dedim. Yeni bir container imajı deploy edeceğim. Benim yazdığım bir tane zaten kullandığım bir container imajı vardı. Bu ne sağlıyor onu söyleyeyim önce. Bir container içerisinde bize masaüstü ortamı kuruyor. Şöyle bir tane. Ve o masaüstü ortamından istediğim gibi işte Chromium, Firefox ya da başka uygulamaları
Hani bir Linux masaüstü düşünün. Üstünde yapabildiğiniz aşağı yukarı her şeyi yapabiliyorsunuz. Dolayısıyla kendi bilgisayarınızda hiçbir şey kurmadan başkalarının da bağlanabileceği web arayüzünden görebileceğiniz masaüstü ortamı kuruyor. Yani o IP adresine ya da alanına giriyorsunuz, masaüstü çıkıyor karşınıza. Arkadaşlarınız da aynı anda bağlanabiliyor. Aynı masaüstünde beraber çalışabiliyorsunuz. Ortak bir şey debug ederken falan avantaj sağlıyor. Aynı zamanda eğitimlerde falan da kullanışlı oluyor. Şimdi günün sonunda bunu nasıl yapardık? Yani normalde bir tane Docker komutuyla beraber tek bir bilgisayarda bunu yapabiliyorum. Cluster üzerinde yapacağım ya. Benim için gerekli olan ne var? Bir, imajın adı. İki, alacağı çevre ortam değişkenleri falan varsa onda. İmajın adı ne? İmajın adı yanlış hatırlamıyorsam hemen şuradan bakalım. Şu imaj tagi de buradaymış. Bir. Geldim buraya. Şuraya bir dedim. Çok pardon. Ha. Şunu hazırladım. Ve environment değişkeni eklemek istiyorum. Neden? Buraya bakıyorum. VNC password diye. Yani IP'nin ya da neden bağlanamasın da bir koruma olsun, parola olsun gelenlere dediğimde. Çünkü bazen kritik bir veri oluyor burada. Bir parola girmem gerekiyor. ASD123 yazdım. Başka environment değiştirmek isterseniz buradan ekleyebiliyoruz. Endpoint ezmek isterseniz tekrar söyleyeyim. Buraya yazabiliyoruz. Benim için bu kadar yeterli. Continue diyorum. Bir isim vermemiz o. MySQL ismini. Ne dediğimiz de çok önemli değil bu durumda. Cluster'ı seçmemi istiyor. Demo cluster'ına deploy etmek istiyorum. YAML'ı yine burada görebiliriz. Yani buradan alıp direkt kubectl apply'da da koyabiliriz bunu. Ama şu anlık böyle bıraktım. Tekrar deploy diyorum. Bu deployment'a başladı. Şuradan da kontrol edelim. Kubectl get pod tw ile bakalım. Bize bir tane lazım bu arada. Az sonra iki tanesini sileceğim. Hani bu otomatik yine yüksek erişilebilirlik gibi sebeplerden dolayı üç tane oluşturacak. Bize bir tanesi yeterli. O yüzden sileceğim iki tanesini. Bakması, oynaması daha kolay olsun. Çünkü şöyle düşünün. 3 pot, 3 tane farklı masaüstü demek. Bana bir tanesi lazım. F5 yaptığımda gidip boş masaüstüne bağlanması çok da istediğimiz bir senaryo olmayacak. Çünkü birine bağlandım. Orada devam etmeye çalışacağım ben. Şurası bir kendine gelsin. Bunun boyutu da 400 MB civarı olduğu için indirirken bir miktar beklememiz gerekecek. Ama çok uzun bir süre olmayacak. Tamam, bir tanesi çalışmaya başladı. Hatta ikinci, üçüncü de geldi. Üçü de çalışmaya başladı. Ama ben şuraya bir edit deyip şuradaki replika satırını buradan da bu arada YAML'ı direkt düzenleyebiliyoruz. Aslında onu da bir miktar göstermek istiyordum. Yani şuradan tıklayıp scale falan diyebiliriz. Bir engeli yok. Aynı zamanda buradaki YAML'ı da istediğimiz gibi düzenleyip daha sonra şuradaki bir zoomlayayım save'e bastığımızda otomatik olarak YAML'ı düzenlediğimiz halini deploy edebiliriz. İstersek tabii ki terminallerden aynı şeyi yapabiliyoruz. Bakın ben düzen dediğim anda iki tanesi zaten terminating'i geçti. Şimdiye kapanmışlardır. Kubectl get pod istiyorum. Bakalım sadece bir tanesi çalışıyor şu an. Şimdi şuraya geri döndüm. Workloads'a. Basayım. My desktop burada. Demo cluster'ında çalışıyor. Şuraya bastım. Ben buraya expose dersim çünkü dış dünyadan masaüstüne bağlanmasını istiyorum. Buraya expose diyorum. Port vermem gerekiyor. Bakın şurada port bu konteyner 6901. 6901 portunu dinliyormuş. Dış dünyaya bu portu açsın diye ayar. Konteyner portu da aynı olacak. Ben yine elimle yazmayı tercih ediyorum. Aynıysa yazmamıza gerek yok dediğim gibi. Done dedim. Başka bir türünü not falan olarak ayarlıyorum ki dış dünyadan bağlantı kabul edecek ama bir de public bir tip yazsın kendisine. Expose dedim. Bir miktar bekliyorum. Bunun için şuradan kontrol edelim. Şikayet SVC ile buradan da bakabiliriz. Şuradan service kontrolünü yapıyorum. Pending'de şu an. TW ile bir de just diyelim. Birazdan IP adresini şu olur. O IP adresinin 6901 portuna bağlandığımız karşımıza bir masaüstü ortamının çıkmasını bekliyoruz. Yani boş bir cluster buradan tıklayıp oluşturup tıklayıp bu ayarları yaptığımız anda başkalarıyla paylaşabileceğimiz ya da kendi bilgisayarımızı kurmak belki istemeyeceğimiz uygulamaları kurup kurcalayabileceğimiz bir ortam sağlıyor bize. Aynı zamanda şunu da sağlıyor. Belki bizim internetimiz yavaş ama büyük boyutlu bir dosyayı indirip incelememiz gerekiyor.
ya da üstüne biraz değişiklik yapıp bir yere upload etmemiz gerekiyor. Ya burada zaten cloud'a inecek dosyalar. Bağlantısı çok iyi. Hem upload iyi hem download iyi. Biz gibi bir ortama sahip olacaksınız. IP adresi bu. Geldim IP adresine yeni bir sekmeye yapıştırdım. Portun sonunu yazıyorum 6901 diye. Karşıma böyle bir ekran geliyor. Hatta ben şunun sonuna bir de vnc.html sanırım yazdığımda daha güzel görsel ekranı karşılıyor. Connect dedim. Şimdi bana bir parola soracak. HSD 123 yapmıştım. Bağlandım ve masaüstüne ulaşmış oldum. Ya bu arada bu arka plan masaüstü falan şu adreste bulunan Apache 2 lisanslı bir repo'dan alınma. Buradaki imajları build edip kendiniz de yapıp upload edebiliyorsunuz. Yani sıfırdan ben üretmedim. Zaten burada bir sürü farklı masaüstü ortamı, işte CentOS ya da Ubuntu tabanlı imajlara kadar ulaşabiliyorsunuz. Böyle bir ekran geliyor. Burası şimdi benim için masaüstü. Ben burada istersem gelip terminal emülatör deyip kendime bir tane komut satırı da açabilirim. İstersem sistem kaynakları ne kadar da hatırlamıyorum ama işte Chromium'u açıp burada da bir şeyler yazıp kullanabilirim. Dolayısıyla kendime ait bir masaüstü ortamını oluşturmuş durumdayım. Üstünde istediğim gibi işlem sağlayabiliyorum. Ve arkadaşlarınız bağlandığında bu mouse'u aynı anda oynatabiliyorsunuz. Beraber çalışabiliyorsunuz. Güzel bir çalışma ortamını da sağlıyor. Ve şuraya geri döndüm. Her şeyi yaptınız. Belki kurcalıyordunuz. Hani işinizin bitmesini beklediniz. Şuraya gelip Clusters'ta yine komut satırından bunu da yapabilirsiniz tabii ki. Buradan silmek isterseniz tıklayıp şuradan delete dersiniz. Şuradan da bir daha delete'e basarsınız. Bu demo cluster'ını baştan sona kadar silebiliyorsunuz. Ya bu arada soru sorabilirsiniz. Sildiğime bakmayın. Cluster 1'i de bunun için hazırladım. Bu projede başka bir şey yok. Proje komple bunlara ait. Eğer benzer bir ihtiyacımız olursa cluster 1 üzerinden bağlanıp hemen gösteririm. O yüzden soru sormaktan çekinmeyin. Eğer aklınızda bir soru varsa onlara bakabiliriz. Şimdi temelde yapacağımız uygulamalar bunlardı. Bunlar üzerine bir sorunuz varsa onları alalım. Yoksa yavaş yavaş oturumu sonlandırabiliriz. Ben de ara şunun kapanmasını bekleyeyim. Bunların linklerini bu arada video açıklamasına ekleyebiliriz ya da bir yerlerden yayınlarınıza ulaşabileceğiniz bir yerlerde bulabilirsiniz. Görkem gel sen de istiyorsan. Abi çok güzel bir konuşmaydı. Öncelikle katıldığın için teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Onun haricinde soru varsa biraz bekleyebiliriz. Soru yoksa da hani bir etkinlikle biraz duyurur. Yavaş yavaş kapatırız. İlk dakika içerisinde. Yarın Bitram Kocaeli var yanlış hatırlamıyorsam. Onu da kaçırmayın derim evet. Ben. Buradan yavaş yavaş onu da duyurmuş olalım. Güzel bir etkinlik olacak. Çoğunlukta yanlış hatırlamıyorsam yurt dışından katılımcılar oluyor. Bence de katılmıyorum da. Onun haricinde seste sıkıntı olmuş yayın sırasında. Ara ara kusura bakmayın. Hani onu da bir sonraki yayınlarda falan olmadı halletmeye çalışırız. Eğer bizden kaynaklı bir şeyse. Yine de benim için bayağı etkiliydi konu olarak. Güzeldi. İlgimi çekti. Umarım size de öyle olmuştur. O konuda ben de mobile geçerim sonraki yayınlarda. Yani buradan olabilir çünkü. Biraz daha detaylı faydalar. Cloud üstünden bir şeylere güncellerken o esnada da kasma yapmış olabilir yani. Kasmalar oldu ama çünkü büyük bir ihtimalle ondan internet kendini resetle. Çok kısa aralarda böyle. O da olabilir. Yani bir detay testi. Şu anlık soru yoksa bile hani sosyal medya hesaplarına nasıl ulaşabilirler oradan sorabilirler sanırım. Yavaş yavaş biz de kapatma kısmına geçelim. Katıldığınız için teşekkürler. Bir sonraki etkinliklerimizi en azından geliştirmeniz için veya daha iyi gitmesi için yorumlar yapabilirsiniz. Instagram'dan, Twitter'dan veya bu videonun herhangi bir videonun altına yorumdan. Onlara da bakarız. Çoğunlukla düzeltmeye çalışıyoruz. Hani tekrar katıldığınız için teşekkürler hepinize dinlediğiniz için. Burada şu anda 13 kişi var. Genelde 20'yi falan görüyorduk. Hani yayın içerisinde 20'yi falan görmüştük. Onlara da teşekkürler izledilerse sonrası için. Hani yavaştan kapatalım o zaman biz de. Herkese iyi akşamlar dilerim. İyi akşamlar.
akşamlar.